Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Aydın Yayınları'na ait 11. sınıf kimya soru bankasından gazlar ünitesinin 5. testini çözeceğiz. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki 19,2 gram kükürt dioksit gazı 0 derecede 10 litrelik bir kapta bulunmaktadır. Buna göre kükürt dioksit gazının basıncını 1,344 atmosfer yapabilmek için işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın baştaki molü bulursak yani 19 bölü buranın mol kütlesi 32 32 daha 64 yapar. Yani elimizde 0,3 mol gaz var. 0 derece 10 litre diyor ve basıncın bu olsun diyor. Şimdi ilk yargıya baktığımda diyor ki kaba sabit sıcaklık ve hacimde 0,2 mol daha kükürt dioksit gazı eklenmeli. Yani bunu P1, V1, N1, T1'den yapabilir. Yani şu P1, V1, N1, T1 eşittir. P son, V son, N son, T sondan yapabiliriz. O zaman biz bakın molü biliyoruz. Sıcaklığı biliyoruz. Hacmi biliyoruz. Birinci basıncımızı bulsak. Birinci basıncımızı nereden bulabiliriz? İdeal gaz denkliminden bulabiliriz. P, V, N, R, T. Param varsa ne rahatlıyoruz? Basıncı bilmiyoruz. Hacim 10. Mol sayısı 0,3. 22,4 bölü 273 çarpı 273 0 derece biliyorsunuz ki 273 Kelvin yapar. Bununla bunu çarptık. 22,4'ü 0,3 ile çarparsak ne yapar? 6,72 litre yapar. Bir de 10'a bölersek 0,672 çıkar. O zaman P1'im ilk durumdaki basıncım 0,672 atmosfer. Dikkat ederseniz iki katına çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi diyor ki 0,2 mol daha eklersek birinci yargı için söylüyorum. Sabit sıcaklık ve hacim. Hacim ve sıcaklığı sildik. Şimdi ilk molümüz 0,3 mol. Şimdi 0,3 molde 0,672 atmosfer basınç yapıyorsa 0,2 daha eklersek 0,5 molde buna çıkma şansı var mı? Hayır. Burası 2 katına çıksaydı burası da 2 katına çıkardı. Çünkü amacımız 2 katına çıkamak. O zaman 1 olmaz. Yani direkt eledik. Gazın sıcaklığını sabit hacimde 273 santigrat dereceye çıkarırsak bakın birinci sıcaklığımız 273 Kelvin'de ilk başta ve kaç bulduk? 0,672 atmosfer bulduk. Şimdi biz 273'e çıkarırsak yani 546 Kelvin olursa evet sıcaklık 2 katına çıkarsa bu da 2 katına çıkar. 1,344 atmosfer olur. Bu olur. Kabın hacmi sabit sıcakta 20 litreye çıkılmalı diyor. Evet hacim 20 litreye çıkarılırsa şimdi şöyle söyleyeyim yine denklem kurup bazen yapıyorsunuz. Yani şöyle diyorsunuz 10 litrede 0,672 atmosfer ise 20 litrede evet 2 katına çıkıp diyorsunuz. Bakın hacimle sıcaklık ters orantılı. Yani burada denklem kurunca bunu bununla çarpıyoruz, bunu bununla çarpıyoruz. Onun için burada hacmin 2 katına çıkması işimize yaramaz. Çünkü nedir? Bunu yarıya düşürür. Burası 0,672'nin de yarısı olur. Onun için bu üçüncü yargımızda olmaz. İsteyen varsa formülden yapabilir ama bunu denklemden yapmanız da kolay olur. Yani daha kolay görüyorsunuz iki katına çıkıp çıkmadığını. O zaman cevap yalnız 2 olur arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki X ve Y ideal gazların basınç, hacim, çarpımı ve mol sayısı grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre diyor hangileri kesinlikle doğrudur. X gazının sıcaklığı Y'ninkinden küçüktür diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. P, V, N, R, T. Şimdi bakın R sabit. Şimdi şu grafikten kendinize şöyle bir nokta seçtiğinizde yani bunu şu anda molü de sabitlediniz. Peki burada ilk yani P çarpı V değeri için X büyüktür Y çıkıyor mu? Evet daha yukarıda çıkıyor. O zaman T de bununla doğru orantılı mı? O zaman yine sıcaklık için X büyüktür Y çıkar. X gazının sıcaklığı Y'ninkinden kesinlikle büyüktür. Y'nin birim zamanda birim yüzeye çarpma sayısı daha azdır diyor. Şimdi çarpma sayısı nedir? M bölü V karekök içerisinde T bölü MA. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mollerini sabitledik diyelim. Burası sabit. Şimdi hacmi ne olduğunu bilmiyoruz. Yani basıncı mı daha büyük hacmi, basınç hacim çarpımı büyük olduğunu biliyoruz ama bunu bilmiyoruz. Yine sıcaklık burada X büyüktür Y dedik. Yani hepsini bilseniz bile şunu söyleyeyim. Yani şuradaki MA değerini bilme şansınız var. Yani bunun mol kütlesi yani daha büyük ya da bunun mol kütlesi daha küçük de şansınız var mı? Yok. Yani şu bilinmez. Yani bu grafikten ya da bu sorunun içerisinde bunu bilmeniz imkansız. O zaman bunu bilmezseniz çarpma sayısını bilmeniz de imkansızdır. Herhangi bir şey söyleyemiyoruz, yorum yapamıyoruz.
Y'nin ortalama kinetik enerjisi X'ten düşüktür. Ortalama kinetik enerji görünce aklımıza ne geliyordu? Sıcaklık geliyordu. Az önce de söyledik. Bakın X büyüktür. Y dedik. O zaman Y'nin sıcaklığı daha düşükse ortalama kinetik enerjisi de kesinlikle daha düşüktür. Cevap yalnız 3'tür. Şuna kesin yanlış dedik. Bunu bilemeyiz dedik. Çünkü mol kütlesini bilmiyoruz. Diğerlerini bilseniz bile. Ama şuna da kesin doğru dedik. Cevap yalnız 3'tür. Üçüncü soruda diyor ki sabit hacimli kapta bulunan bir miktar ideal helyum gazının basıncı 15,2 santimetre civarıdır. Kaba mey musluğundan toplam atom sayısının 9 katına çıkarana kadar sabit sıcakta hidrojen gazı eklenmektedir. Buna göre kaptaki son basınç kaç atmosfer olur diyor. Şimdi şöyle diyelim, mesela içeride 1 mol helyum olsun. Ve 1 mol helyum varken, 1 mol helyum varken basıncınız kaçmış? 15,2'miş. Şimdi diyor ki ben içerideki atom sayısının 9 katına çıkaracağım. Şimdi burada bir kere bir aynı zamanda 1 mol atom vardı. Çünkü helyumun altında bir var. Şimdi 9 katına çıkana kadar diyor. O zaman son durumda ne olması lazım? 9 mol atom olması lazım. O zaman şöyle desek ne kadar atom eklenmesi lazım? 8 mol atom eklenmeli. O zaman buna x mol desek, buradan bakın şununla çarpsak burası 2x mol atom yapar. 2x mol atom eşittir 8 olması için ben buraya 4 mol gaz eklemem lazım. O zaman 4 mol ekledim. 4 mol hidrojen eklersen bakın 4 kere 2 8, bir de bunda 9 oldu. Bu şekilde oldu. O zaman son basınç kaç atmosfer olur diyor. Şimdi bunu da bakın biri santimetre civa, biri atmosfer. Yani ikisini de atmosfere çevirsek. Peki şunu atmosfere çevirsek, biliyorsunuz ki Torricelli deney yaptığında bir atmosferi kaç bulmuştu? 76 santimetre civa bulmuştu. O zaman 15,2 olması için, 15,2 santimetre civa olması için kaç atmosfer olması lazım? Evet, buradan x eşittir 15,2 bölü 76. Sanırsam 5 katı. O zaman 1 bölü 5, 0,2 atmosfer. O zaman şöyle bir denklem kurabilirim. Yani başlangıçtaki molüm 1 mol. 1 mol gaz varken basıncım 0,2 atmosfer ise son durumda molüm kaç oldu? 5. 5 mol olduğunda kaç atmosfer olur? O zaman buradan A eşittir 1 atmosfer çıkar. Cevap A şıkkıdır. Dördüncü soruya baktığımızda diyor ki hareketli pistonla kapatılmış kapta M gram ideal X gazı bulunmaktadır. Kaba sabit sıcakta 6,4 gram metan gazı eklendiğinde piston C noktasında durduğuna göre X gazının mol kütlesi kaç m gramdır? Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın mol kütlesi dedi. Ma diyor. M cinsinden bulun diyor. Şimdi burada m gram ideal x gazı varken mesela şöyle yapalım. Molünü bulalım. Kaç mol olduğunu bulalım. Nasıl bulacağız? Şimdi P1 V1 M1 T1 eşittir. P son V son N son T son. Şimdi pistonlu kaplarda basınç sabit. Yine sabit sıcaklık diyor. Sıcaklık da sabit. O zaman V1 bölü M1 eşittir. V son bölü en son. Buna A mol diyelim başlangıçta. O zaman ne oldu? V1'in 1 litre. Şuna 1 litre diyelim. 1 bölme kaplamış. 1 bölü A eşittir. Şimdi son durumda piston geldi. Şurada durdu. O zaman 1, 2, 3. 3 birim oldu. 3 litre dedik buna da. Şimdi bunu da mole çevirsek 16'ya böldük 0,4 yaptı. O zaman buraya metan gazı ekleyince A artı 0,4 oldu. İçler dışlar yapsak 3A eşittir A artı 0,4. Bunu bu tarafa attık. 2A eşittir 0,4. A eşittir 0,2 mol. Evet, molünü bulduk mu? Bulduk. O zaman getirip şurada N eşittir M bölü MA formülünde mol kütlesini bulabiliriz. 0,2 eşittir M bölü MA. Bunu da şöyle yazabilirsiniz. 2 bölü 10. Onu da sadeleştirirseniz 1 bölü 5 içler dışlar yaptığınızda MA eşittir 5M çıkar arkadaşlar. Cevap 5'tir o zaman. Çünkü M cinsi. Baktığımızda diyor ki şekildeki sabit hacimli bir kapta 6,4 gram ideal metan gazı bulunmaktadır. Buna göre aynı sıcaklıkta birim hacim birim zamanda birim yüzey yapılan çarpma sayısını diyor 2 kat daha arttırmak için kaba kaç gram metan gazı eklenmedir? Çarpma sayısının formülü için şunu söyleyeyim. Çarpma sayısı eşittir. Bakın M bölü V karekök içerisinde T bölü MA. Yani şimdi aynı gaz olduğu için bakın ya, sıcaklığımız sabit. Şurası sabit. Aynı gaz olduğu için burası sabit. Hacim de değişmeyeceği için burası sabit. O zaman şöyle yapalım. Bakın ilk molümüzü bulursak. Çünkü burada değişecek tek şey nedir? Aynı gaz olduğu için molünü değiştireceğiz. 64'ü 16'ya bölersek 16 nereden geldi? 12, 4 daha 16. 0,4 mol var. Bakın başlangıçtaki mol sayımız 0,4. Yani şuralar değişmiyor.
Şimdi diyor ki çarpma sayısını iki kat daha arttırmak için, yani iki katına çıkarmak değil, iki kat daha arttırmak demek. O zaman buna iki kat mol sayısı eklemek lazım. Yani 0,4'e 0,8 mol eklersek mol sayısı iki kat daha arttığından nedir? O zaman çarpma sayısı da iki kat daha artar. O zaman ben buraya 0,8 mol metan eklemem lazım. 0,8 eşittir m bölü 16'dan. O zaman eklemem gereken gaz sayısı 12,8 gramdır. Cevap C şıkkı olur. Altıncı soruya baktığımızda diyor ki şekil 1'deki sistemde bir miktar ideal X gazı bulunmaktadır. Sıcaklık değiştirilmeden kapiler boru şekil 2'deki forma getiriliyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. X gazının birim zamanda birim yüzey yaptığı çarpma sayısı değişmez diyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Siz bunu bu şekilde çevirirseniz buradaki hacim değişecektir. Neden değişecektir? Çünkü şu basınç değişecek. Bakın burada P0 aşağıya tekliyor. Civa da aşağıya düşüyor. Bunu ikisini tutan kimdir? Px. Yani burada Px eşittir P0 artı H. Burada ise bakın X aşağıya doğru itekliyor. Bu da aşağıya doğru itekliyor. Bu sefer ikisini tutan kim? P0. Yani P0 hem PX'i tutuyor hem de şuradaki civayı tutuyor. O zaman burada PX eşittir P0 eksi H oldu. Bakın basıncı değişiyor mu PX'in? Değişiyor. Burada artı H burada. O zaman basıncı değişiyorsa PVNRT. Şimdi şu değişmiyor. Şu değişmiyor. Gaz eklemesi yok. Bu değişmiyor. O zaman burası değişiyorsa burası da değişiyor mudur? Hacim değişiyor. O zaman çarpma sayısının formülünü tekrar düşünürsek. Bir önceki soruda yazmıştık. Çarpma sayısının formülü budur. Bakın şurası değişmiyor. Gaz ekleme, gaz çıkarma yok. Sıcaklık değişmiyor. Bu değişmiyor. Ama hacim değişiyor mu? Değişiyor. O zaman bu da değişecek midir? Değişecektir. Bir yanlıştır. X gazının hacmi artar. Bakın X gazının basıncı P0 artı H'tan P0 eksi H'a geldi. Yani basınç burada ne oldu? Basınç azaldı. Şimdi basınç azaldıysa hacim ne olacaktır? Artacaktır. Doğru mudur? Doğrudur. Gaz tanecikten yayılma hızı artar. Hız da bakın V eşittir T bölü MA diyoruz. Hız deyince bu aklınıza gelsin. Sıcaklık değişiyor mu? Hayır. Mol kütlesi değişiyor mu? Hayır. O zaman bu niye değişsin? Bu da değişmez. Cevap yalnız 2'dir. 7. soruya baktığımızda diyor ki şekildeki hareketli pistonlu kapta bulunan ideal X gazına yapılan bir işlem sonucunda sıcaklığın değişmediği ancak birim hacimdeki molekül sayısının arttığı gözlenmektedir. Bakın PVNRT diyor ki sıcaklık değişmiyor. Şu değişmiyor. Zaten bu da değişmiyor. Ama şunu şuraya atarsak P eşittir M bölü V. Bakın diyor ki şunda bir değişim oluyor. Birim hacimdeki molekül sayısının arttığı gözlenmekte. Yani burası artıyor diyor. Buna göre diyor ya yukarıdakilerden hangisi olabilir? Kabı dış basıncın daha yüksek olduğu bir yere götürme. Evet, dış basıncın daha yüksek olduğu bir yere götürsen dışarıdaki basınç artarsa bakın bunun üzerine uygulanan basınç artarsa M bölü V değeri artar mı? Olabilir. Kaptan bir miktar gaz çekme demiş. Şimdi kaptan siz bir miktar gaz çekerseniz yani bu şunu azalttığınızda şimdi herhangi bir pistonu müdahale etmediğiniz için burası sabit olacak. O zaman burayı azaltırsanız burayı azaltırsınız. Yani burası değişmez. Çünkü pistona müdahale etmediğiniz sürece şurası değişmeyecektir. O zaman burası değişmeyecektir. Bu olmaz. Burada M bölü V değerimiz sabit kalır. Pistonu aşağı indirme. Bakın pistonu aşağı indirince yine basınç artıyor. Basınç arttığı için M bölü V artıyor. O zaman bu da olur. Cevap 1 ve 3'tür. Zaten soruya bakın tekrar dönersek bakın. Şimdi şurası değişmiyor. Şurası değişmiyor. O zaman buranın değişmesi için basıncın değişmesi lazım. Basıncın değişmesi için de pistona bir şekilde müdahale etmeniz lazım ya da daha yüksek bir yere götürmek de olabilir. Cevap 1 ve 3 dedik. Geçtik bir sonraki soruya. Diyor ki 27 santigrat derecede 40 santimetre basınç yapan bir miktar ideal kükürt dioksit gazı 177 dereceye ısıtılıyor. Kabın hacmi sabit olduğuna göre sistemin son basıncı kaçtır diyor. Bir miktar yani mol sayısı sabit. Hacimde sabit. O zaman burada sıcaklık basınç ilişkisi. Yani şu formülden yapabiliriz. P1, V1, M1, T1. İki durum varsa buradan yapın demiştik. P son, V son, N son, T son. Şimdi nedir? Mol sayısı sabit. Hacim sabit. O zaman ne oldu? P1 bölü T1 eşittir. P son bölü T son oldu. Şimdi ilk basıncımız kaç? 40. Çevirmemiz gerekiyor mu? Hayır. Bu formülde çevirmenize gerek yok. İkisi aynıysa kullanabilirsiniz. 40 bölü ilk sıcaklığımız. Buraya 273 eklersek kaç yapar? 300 Kelvin yapar. O zaman 40 bölü 300 eşittir. Son basıncı soruyor. V son bölü buraya da 273 eklersek evet 0, 7, 7, 14, 1 de elde. 5, 450 yapar.
Evet, şuradan bir sıfır attık. Buradan bir sıfır attık. 15'e böldük. 3, 15'e böldük. 2, bununla da bunu sadeleştirdik. Şurada 20 kaldı. O zaman cevap buradan kaç çıkar? 60 çıkması gerekir. Şunu da diyebilirsiniz hocam. İlle formülden mi yapacağız? Hayır. Yani denklem kurarak da yapabilirsiniz. 300 Kelvin'de 40 santimetre civa ise 450 Kelvin'de kaç santimetre civa olur deyip ya, buradan x eşittir yine 60'a ulaşabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yaparsınız. 9. soruda diyor ki şekildeki elastik balonda 8 gram ideal kükürt trioksit gazı bulunmaktadır. Aynı koşullarda balona kükürt trioksit gazı ile eşit kütlede metan gazı eklenirse sistemin hacmi kaç katına çıkar? Bakın elastik balonda pistonlu kap gibidir. Yani nedir? Her zaman basıncı sabittir şeklinde düşüneceğiz. Ona göre çözeceğiz. Onu da söyleyelim. Peki şimdi 8 gram diyor. 8'i o zaman bunu mole çevirirsek. Niye mole çevireceğiz? Çünkü iki durum varsa. P1, V1, M1, T1 eşittir. P son, V son, N son, T son diyoruz. Basınç sabit. Sıcaklık sabit. Evet. Aynı koşullarda deyince zaten P ve T. Kimyada koşul kelimesi neyi ifade ediyor? Onu da tekrar hatırladım. Basınç ve sıcaklığın aynı olduğunu burada da tekrar söylemiş. O zaman ilk molümüzü bulursak 8 bölü burası 32. 48 daha 80. 0,1 mol var. Yani 0,1 bölü ya da şöyle diyeyim V1 bölü 0,1 eşittir. V son bölü kaç katında çıkar diyor. Burada oran bulacağız. Şimdi 8 gram biz metan ekleyeceğiz. O zaman bunu da çevirirsek 8 bölü 16'dan kaç yapar? 1 bölü 2 0,5. O zaman 0,5 mol de bundan ekledik. Bakın direkt formülsüz de yapabilirsiniz. 0,1'den kaça çıkıyor? Toplam için söylüyorum. 0,6'ya çıkıyor. O zaman 1'den 6'ya çıktığı için hacim de 6 katına çıkmış olur. Formüle de gerek yok ya da isteyen varsa şuradan yine görebilir. 10. soruya baktığımızda diyor ki 56 gram ideal karbon monoksit gazının 12 litre hacim kapladığı koşullarda 16 gram ideal helyum gazının hacmi kaç litre olur diyor. Aynı koşullar diyor. Yani basınç ve sıcaklıkları aynı. Diyor ki bize mol sayısıyla hacmi kıyaslayın diyor. Bunu mole çevirirsek bakın 12, 16 daha 28. 28'e böldüm. N eşittir N bölü M'den. Burası 2 mol yaptı. Yani 2 mol gaz 12 litre hacim kaplıyor. Bunu da 4'e böldüm. 16 bölü 4'ten 4 mol. O zaman 4 mol gaz ne kadar adet litre hacim kaplar? Mol sayısı 2 katıysa hacmi de 2 katı olur. O zaman cevap nedir? 24 litre olur. Cevap değişik olması gerekir arkadaşlar. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.